Evet, şimdi bakın burada Arcus aortae'yi görüyoruz. Arcus aorta'dan çıkan truncus brachiocephalicus'u. Truncus brachiocephalicus'ta bakın arteria, carotis communis dextra ve şurada gördüğümüz, çıkararak göstereyim. Bakın şurada gördüğümüz arteria subclavia dextra'ya ayrılır. Burası superior yüz. Oryante olmak açısından söylüyorum bakın. Şöyle takınca görüyorsunuz superior. Çıkarttığımda burası inferior yüzü. Bunun dışında şöyle devam edecek olursak şu akciğerleri çıkarayım. Bakın şöyle çevirdiğimde şurada görmüş olduğumuz yani şu arteria carotis communis sinistra, o da direkt arcus aorta'dan çıkacak. Onun yanında gördüğümüz buradaki arter arteria subclavia sinistra, hemen burada görüyoruz arteria subclavia sinistra'yı. Şimdi bu modeli uzaklaştırıyorum. Artık arteria subclavia'yı işleyeceğiz. Arteria subclavia'dan çıkan dallara bakalım. Bakın öncelikle arteria subclavia musculus scalenus anterior'a göre 3 kısımda incelenir. Burada musculus scalenus anterior kasını görüyoruz. Burada da arteria subclavia'yı görüyoruz. Bakın buradan çıkan bu kök truncus tyrocervicalis'tir. Truncus tyrocervicalis'i görüyoruz. Truncus tyrocervicalis'ten çıkan bu dal şu şekilde göstereyim. Arteria tyroidea inferior'dur. Arteria tyroidea inferior'u görüyoruz. Ondan çıkan şu dal ise arteria cervicalis ascendens dalıdır. Bakın şu dal arteria transversa colidir. Arteria transversa coli ve yine truncus tyrocervicalis'ten çıkan bu dal ise arteria suprascapularis'tir. Şimdi modeli bakın. Önden bakıyorsunuz. İnferior yüzünü çeviriyorum. Şu şekilde göstereyim. Bakın bu görmüş olduğunuz arter arteria vertebralis'tir. Arteria vertebralis'i görüyoruz. Bakın şurada arteria torasika interna'yı görüyoruz. Arteria torasika interna. Şu görmüş olduğumuz kök ise truncus costa cervicalis'tir. Truncus costa cervicalis'i görüyoruz burada. Truncus costa cervicalis'ten çıkan dallara bakacak olursak bakın şu görmüş olduğumuz da arteria cervicalis profundadır. Bu da ise arteria intercostalis supremadır. Arteria intercostalis supremadan çıkan burada görmüş olduğumuz da ise arteria intercostalis posterior primadır. Ayrıca arteria intercostalis posterior secunda yani birinci ve ikinci arteria intercostalis posteriorlar arteria intercostalis supremadan ayrılır. Son olarak bakın yine arteria subclavia'dan çıkan şu dal ise arteria dorsalis scapula'dır. Arteria dorsalis scapula'yı görüyoruz. Burada arteria carotis communis sinistra'yı görüyoruz. Arteria carotis communis sinistra iki terminal dalına ayrılır. Bu gördüğümüz arteria carotis interna. Hemen şurada gördüğümüz ise arteria carotis externa'dır. Şimdi arteria carotis externa'dan çıkan dallara bakalım. Bakın burada görmüş olduğumuz glandula tiroidea'ya doğru giden
Bakın burada tiroid bezini görüyoruz. Glandula tiroideyi görüyoruz. Bu görmüş olduğumuz arter arteria tiroidea superiordur. Arteria tiroidea superiordan çıkan membrana tirohiyoideye denen bu arter ise arteria laryngea superiordur. Arteria carotis externa'nın dallarına devam edecek olursak bakın burada arteria lingualis'i görüyoruz. Arteria lingualis. Hemen burada ise arteria facialis'i görüyoruz. Bu şekilde ilerliyor. Arteria facialis'ten çıkan şurada görmüş olduğumuz dal arteria submentalis'tir. Şimdi arteria facialis'in dallarına bakalım. Bakın bu görmüş olduğumuz dal arteria facialis'ten çıkan arteria alveolar labialis inferior. Bu görmüş olduğumuz arter arteria labialis superior. Şurada görmüş olduğumuz arter arteria ramus pardon lateralis nazi ramus lateralis nazi'yi görüyoruz. Ve şu görmüş olduğumuz arter ise arteria angularis'tir. Şimdi arteria carotis externa'nın dallarına devam edelim. Bakın şurada görmüş olduğumuz arter arteria auricularis posteriordur. Diğer tarafta daha güzel gözüküyor. O yüzden oradan göstermek istiyorum. Bakın arteria auricularis posterior. Ve şurada görmüş olduğumuz arter ise yine arteria carotis externa'dan çıkan arteria occipitalis'tir. Şimdi iki terminal dalına ayrılır daha sonra arteria carotis externa. Şimdi onlara bakalım. Bakın şurada görmüş olduğumuz arteria maxillaris. Burada arteria maxillaris'i görüyoruz. Diğer terminal dalı ise burada görmüş olduğumuz arteria temporalis superficialis'tir. Şimdi şu şekilde çeviriyorum. Bakın burada arteria temporalis superficialis'i görüyoruz. Şimdi arteria temporalis superficialis'in dallarını inceleyelim. Bakın arteria temporalis superficialis'ten çıkan bu dal arteria transversa fasciae'dir. Bu dal arteria ramus zygomatic orbitalis'tir. Bakın arteria auricularis anterior. Burada gördüğümüz ramus frontalis ve burada gördüğümüz ise ramus parietalis'tir. Bakın bu modelde arteria temporalis superficialis'i ve ona eşlik eden vena temporalis superficialis'i görüyoruz. Bu vena temporalis superficialis, arteria temporalis superficialis ve bakın ona eşlik eden nervus auriculotemporalis'i görüyoruz. Nervus auriculotemporalis hemen burada. Bakın burada arteria carotis communis'i görüyoruz. Arteria carotis communis ikiye ayrılır. Arteria carotis externa ve arteria carotis interna olmak üzere. Şimdi arteria carotis externa'nın dallarına bakalım. Bakın bu görmüş olduğumuz dal arteria tiroidea superiordur. Hemen bakın membrana tirohiyoideyi delen bu arter arteria laryngea superiordur. Şöyle baktığımızda bakın şu arter arteria lingualis'tir. Şurada gördüğümüz arter ise bakın şurada devam ediyor arteria facialis'tir. Daha sonra bakın arteria carotis externa'dan arka tarafından çıkan bu arter arteria carotis externa'dan çıkan arteria occipitalis'tir. Şimdi terminal dallarına bakalım arteria carotis externa'nın. Bakın bu gördüğümüz arteria temporalis superficialis. Burada gördüğümüz ise
arteria maxillaris'tir. Şimdi arteria maxillaris'in dallarına bakalım. Bakın bu görmüş olduğumuz duramateri besleyen esas arter arteria meningea media'dır. Bakın foramen spinosum'dan geçtiğini görüyoruz. Arteria meningea media'nın. Hemen şurada görmüş olduğumuz dalı arteria alveolaris inferior'dur. Bakın ven ve siniriyle birlikte arteria alveolaris inferior'un ilerlediğini görüyoruz. Foramen mentalden çıkınca da arteria mentalis adını alacak. Bakın burada arteria, vena ve nervus mentalis'i görüyoruz. Arteria maxillaris'e devam edecek olursak, bakın bu vermiş olduğu dal arteria buccalis'tir. Arteria buccalis'i görüyoruz. Bakın şurada saçak çizilmiş olanlar arteria alveolaris superior posteriorlardır. Arteria alveolaris superior posterior. Bakın bu görmüş olduğumuz arter arteria infraorbitalis'tir. Ve foramen sfenopalatina'dan geçecek olan arteria sfenopalatina'yı görüyoruz. Şöyle çevirdiğimde bakın burada arteria sfenopalatina'nın dallarını görüyoruz. Bakın damağı şu şekilde burada palatum durumu görüyoruz. Bakın arteria palatina mayorları görüyoruz sağ ve sol. Ve hemen burada da arteria palatina minoresleri görüyoruz. Bakın arcus aorta'dan sonra aorta torasika gelir. Aorta torasika'dan bakın burada çıkan dallar arteria intercostalis posteriorlar. 3. ve 11. yani 3'ten 11'e kadar olan arteria intercostalis posteriorlar aorta torasika'dan çıkar.